Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz bomba gibi bir konum var. Hepiniz merak ediyorsunuz. Hepimiz hızlı kilo vermenin peşindeyiz. Ben de biliyorsunuz ki şu bir haftada 10 kilolar, 8 kilolar vermekle çok ünlüyüm biliyorsunuz. Çünkü danışanlarıma öyle güzel besinleri çıkartıyorum ki diyetlerinden. Bu besinleri çıkarttığımda otomatikman çok hızlı kilolar veriyorlar. İşte hocam nasıl diyetler veriyorsunuz diyorsanız bu videomu sonuna kadar izlemelisiniz. Özellikle en çok istediğiniz hızlı kilo vermek. O yüzden danışanlarımda bazı besinleri çıkartıyorum. Şimdi bir ayda 15 kilo nasıl veririz hocam? Bomba gibi bir konu değil mi? Bir ayda 15 kilo. Ciddi bir motivasyon kaynağı sağlar. Gerçekten çok güzel. Hele ki yüksek kilo doğaysanız inanın ki bir ayda vereceğiniz 15 kilo sizin 2, 3 ay, 6 ay diyet yapma motivasyonunuzu sağlayacaktır. O yüzden ama sadece bir ayda değil, devamında da kalıcı kilo vermenizi istiyorum. Nasıl mı? Şimdi benim diyetlerimde bazı besinleri yasaklıyorum. Şimdi hadi elinize alın bir kağıt kalem, hemen bunları not edin. Şimdi ben diyette glisemik indeksi yüksek ve hazımsızlığa neden olduğu için, karbonhidrat değerleri yüksek olduğu için diyetimde neleri yasaklıyorum? Domates, salça, ayçiçek yağı, margarin, patates, mısır, nişasta, paketli gıdaların tümü, peynir, özellikle o kaşar peyniri. Tüketmeyeceğiz. En çok kilo aldıran peynirlerden bir tanesi. Paketli gıdalara girmeyeceğiz. İşlenmiş et ve ürünleri, kızartma, patates, pilav, makarna, şeker, bunlara diyetlerimde yer vermiyorum. Evet, bunlar size tuhaf gelmiş olabilir. Hatta Vasa çok duymuşsunuzdur. Ben bunları da diyetlerimde vermiyorum. Tambuğda yetmiyor olsun, çavdar, bunları diyetlerimde vermiyorum. Hocam olur mu hiç öyle? Ben diğer diyetisyenle bunların hepsini tükettim, benim diyetime yazdı diyebilirsiniz şu an ama işte benim hızlı kilo verdirmemin sebebi de bu. Çünkü ben kişiye hangi besini daha iyi kilo verdirir, hangi besini daha iyi kilo aldırdığını çok iyi biliyorum. O yüzden siz bu besini çıkartın, bir hafta bu şekilde bir beslenin, inanın ki fark göreceksiniz. Bir önceki videolarımda yine diyet örneklerimde vardı. Onları izleyebilirsiniz. Yine onları da buraya ekleyeceğim. Hangi video olduğunu. Onlardan da izleyebilirsiniz. Şimdi özellikle benim diyetlerimde kural nokta İngiliz karbonatı ve limon. Muhakkak sabah uyandın 15 gün kendine bir periyot belirle. Bir ay 30 günlük bir çeteles çizebilirsin bir kağıda. Her gün düzenli, istikrarlı olmak çok önemli. Düzen, istikrar, disiplin %100 başarıyı getirir. Bu kaçınılmaz. Her işte böyle. Her bütün olan, bütün prensipli işlerde böyle. O yüzden diyet de bir motivasyon işi ve disiplin işi. O yüzden kendime 30 günlük periyot belirle. Her sabah uyandığında 200 milim suya bir limonu sık, içine bir çay kaşığı karbonatı koy ve onu tüket. Ardından 2 öğün besleneceğiz. 3 öğün istemiyorum. Bu diyeti özellikle emziren, gebeler, hastalığı olanlar doktoruna danışmadan uygulamamalıdır bu arada. Bu şu an bir örnektir. Kahvaltıda bir yumurta, bol yeşillik, salatalıklı, zeytinli, cevizli güzel bir kahvaltı. Tabii kişinin kalorisine göre, kişinin kilosuna göre alacağı kalori miktarları değişir. Yumurta miktarları 4'e çıkabilir, 5'e çıkabilir. Zeytin miktarları 40'a çıkabilir. Evet, bu kadar çok zeytin veriyorum. Tuhaf gelmiş olabilir bu arada sizlere. Ama ben yumurtanın anne sütünden sonra en iyi protein olduğunu, zeytinin özellikle tok tutma özelliğinin çok yüksek olduğunu ve inanılmaz en güzel, en zengin, altın değerinde bir meyve olduğunu düşünüyorum zeytinin. O yüzden bol bol diyetlerimde de veriyorum. Hatta hiç unutmuyorum, bir danışanım hocam yanlış mı yazdınız, 40 zeytin yazmışsınız diye demişti. Hayır, doğru yazdım. Herkes listelerime çok şaşırıyor. Eksik kalori vermiyorum. Doğru besini veriyorum. O eksik yanlış diyetlere maruz bırakılıp metabolizmanız bozdunuz. Şimdi bu diyetlerle metabolizmanızı düzelteceksiniz. Sonra aralarda Türk kahvesi içeceksiniz. Öyle kremalı değil, direkt Türk kahvesi. Türk kahvesi zihni açar, enerji verir, ziddelik verir. Türk kahvesi tüketeceksiniz. İçine Hindistan ceviz yağı ekliyoruz bir çay kaşığı piştikten sonra ve de aralarda da kiraz sapı olabilir, zencefili çayları tüketebilirsiniz. Ve detoks sularınızı hazırlıyorsunuz. Detoks suyuyla ilgili YouTube videolarım var, muhakkak izleyin. Bir sürü detoks suyu tarifi veriyorum. Onlardan bir tanesini yapabilirsiniz. Bakın, bu saydıklarımı bütünüyle yapmanız oldukça önemli. Yine sonlara doğru özet geçiyor olacağım.
Akşam yemeğinde ne tüketelim hocam? Akşam yemeğinde ne tüketmenizden yana daha çok hangi saatte yediğin önemli. Eğer akşam yemeğini erken tüketiyorsanız işte o zaman en güzelini yapıyorsunuz. Şimdi akşam yemeğini 7'de yemek ile 5'te yemek arasında dünyalar dağlar kadar fark var. Çünkü biyoloji ve sistem erken yemeğe göre uyarlı. O yüzden erken yemek yiyeceğiz ne olursa olsun. Erken yemek yersek vücut yediğini hemen sindirip yağ yakma moduna geçecektir. Sen geç yersen vücut o saatten sonra yağ yakma moduna değil depolama moduna geçecektir. O yüzden saat çok önemli. Erken yemek yiyeceksin. Sebze yiyeceksin. Ama salçasız, domatessiz sebze, yeşil sebze, ot yemeği, semizotu, ıspanak, pırasa, brokoli haşlaması, eğer tiroidlerin varsa bu brokoli lahana grubuna biraz dikkat et, onları kullanma, ıspanak da aynı şekilde. Ama eğer ki tiroidle ilgili bir problemlerin yoksa rahatlıkla kullanabilirsin yeşil olan sebzeleri. Ben çok seviyorum. Taze fasulye olsun, kabak olsun, en sevdiğim sebzeler bunlar. Yanına bunun ev yapımı yoğursa kullan, market yoğurdu kullanma. İçinde onun bir sürü katkı maddesi var. Yani market yoğurdu asla önermiyorum. Bakın içine bozulmasın diye, ömrü uzasın diye neler neler koyuyorlar. Yapmayın Allah aşkına, kullanmayın, onları yemeyin. Yarardan çok zarar verecektir sizlere. Ya da bazen balık olabilir ama miktarları çok abartmayın. Kas kaybı yaşarım diye korkmayın. Öyle kas kaybı yaşayacak bir durum yok. Sizin vücudunuz şu an harabiyette, vücudunuz kilolu, kilo almışsınız, vücudunuz yağlanmış durumda, organlar istediği faaliyette çalışamıyor, depresyon sebebi, aynaya baktın mutsuzsun, belki eşinle kavga ediyorsun her gün, ailenle kavga ediyorsun kilondan dolayı. O yüzden bu kiloyu acilen vermen lazım. Bu tam da videom acil kilo vermek isteyenler. Hocam benim zamanım yok, acil kilo vermek istiyorum. O halde bu videoyu hemen uygulamaya başlıyorsun. Bu videoyu yapacaksın. Bu diyeti yürüyüşe destekleyebilirsin. Tempolu yürüyüş olabilir, kardiyolu yürüyüş olabilir, 45-55 dakika olabilir. Özellikle yağ yakımı 55 dakikadan sonra başlar. Yani 55 dakikadan sonra yürüdüğün her şey yanına kar demek. Ben özellikle neyi öneriyorum? Kardiyo öneriyorum ve aynı zamanda tempolu hareketler öneriyorum. Tempo, düzen yine aynı şekilde burada devam etmektedir. Bol su içeceksin. 20 kilo başına 1 litre su içeceksin. Ben 47 kiloyum. Günlük 4 litre neredeyse su içiyorum. Yani siz bol bol su içmelisiniz. Sen su içtikçe çişe gitmekten yorulma, idrara gitmekten yorulma. İçeceksin. Vücudun temizlenecek. Ben aynı vücuttaki suyu şeye benziyorum. Hani bulaşıkları yıkıyoruz ya. Feri döküyoruz. Feri, limon. Su ise aynı bulaşık suyu gibi düşünün. Oradaki temiz su. Bulaşıkları yıkıyorsun gibi düşün. Her gün temizlemen lazım vücudu. Her gün temizlemen lazım. O yüzden uyandığında su, uyumadan önce bir bardak su bizim için oldukça önemli. Arayın, yapmaya gerek yok. Yapmadıkça alışıyorsun. İlk zamanlar elin titrer, bayılacak gibi olursun. Başın döner ama geçicidir. Ama lütfen bu diyeti uygulamadan önce vitamin değerlerine bir güzelce baktır. Bir eksikliğin olmasın. Bu diyeti yaparken başın döner, elin titrer, şekerin düşer, kan değerlerin düşüktür. Kansızlığın vardır, vitaminlerin düşüktür. Diyetten zannedersin ama kan değerlerindeki parametrelerinden dolayı kaynaklanır. Yani diyete suç bulmayacağız. Bu diyet çok da güzel size kilo kaybettirir. Bir hastalığınız yoksa ve 18 yaşın üstündeyseniz rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sağlıklı olmak, güzel olmak, zayıf olmak herkesin hakkı. Ve ben istiyorum ki dünyanın her bir yanı bunlardan yararlansınlar. Kilolu kimse kalmasın, mutsuz kimse kalmasın. Bedeniyle barışsınlar, özgür olsunlar, aynaya rahat baksınlar, istediği kıyafeti giysinler. Artık kilolu olup çekinmekten, özgüveni kırılmaktan, ağlamaktan kimse üzülmesin. Ben istiyorum ki herkes zayıflasın. Bu benim detoksiyonu yapıyorsunuz. Şimdi tekrar bir özet geçiyorum. Uyanınca neydi? İlk başta söylediğim, izlerseniz sodyum bikarbonatlı limonlu suyumuzu içiyoruz. Ardından biraz aç kalıyoruz kahvaltıya kadar. Hemen kahvaltı yapmayacağız. O açlıkta bir kahve de içebiliriz. Sonra bir güzel bir kahvaltı, yumurtalı, zeytinli, yeşillikli, bitki şaylı. Ekmek olmasın, tüketmeyelim bu süreç bir ay içinde. Aralarda kahveyle yine geçirebilirsiniz. Türk kahvesi. Akşamda sebzeli veya balıklı güzel bir öğüne dengeliyoruz. Akşamları ise bitki çaylarıyla veya çok acıkırsanız, hocam acıktım açlıktan uyuyamıyorum derseniz ceviz en güzel olacaktır. Lütfen kabuklu ceviz alın. Üstüne yine mikroplar olmasın, doğal olsun. Siz cevizinizi kırın ve kendiniz tüketin. Bu diyeti uygulayın lütfen ve lütfen bir ayda olan sonuçlarınızı da yorumlarda benimle paylaşın. Yine diyetle ilgili olan kafanızı karıştıran kısımlar varsa yorumlara yazarsanız severek cevaplayacağım. Sizin destekleriniz çok önemli. Yine çok özenerek, çok iyi hazırlanarak bu videoları çekiyorum. Lütfen beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.
takipte kalın. Yeni video serilerim gelecek, takipte kalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum YouTube kanal takipçilerim. Esenle kalın.